yatırımcı için. Bu arada borsa için de baktığımız zaman geçtiğimiz hafta 864 bin kişinin borsaya giriş yaptığı gözlemleniyor. Bir yükselme de var. Nedir buradaki son durum borsadaki? Yani Borsa İstanbul üzerinde ise 10 bin puan seviyesinin üzerinde tutulma çabasını sürdürüyor. Şu anda haftanın ilk işlem gününde yatay bir başlangıç yaptı. 10.205 puan seviyesinde. Burada 10.000-10.500 puan aralığını takip etmeye devam ediyoruz. Yani 10.000 puan seviyesinin üzerinde tutunacak mı? Bizim için burası önemli. Ancak benim takip ettiğim geniş bant aralığında 9.800-10.500 puan aralığı önem arz etmeye devam ediyor. Yine iştahsız bir Mayıs ayı borsa tarafında bizi bekliyor olacak. Yaz aylarında biraz daha yükselme trendi isteği var, ancak kısa vadede yine düşüş yönlü beklentimi devam ettiriyorum. Peki Bitcoin tarafında Twitter'ın kurucusundan bir açıklama geldi. 2030 yılına kadar işte 1 milyon doları aşacağını söyledi. Nedir buradaki Bitcoin'deki son durum? 62.063 dolar seviyesinde geçen hafta %3 satıcılı haftayı tamamladı. Şu anda da tepki alımları var. 57-63 bin dolar seviyesini takip etmeyi sürdüreceğim. Buradaki bant aralığımız bu şekilde. Ancak aşağıda 52 bin dolar, yukarıda 72 bin dolar seviyesi var. Yani bakalım hangisini önce test edecek? Burada bir belirsizlik halen devam ediyor. Özellikle Bitcoin yatırımcısı 60 bin dolar seviyesinin altında kademeli alım yapma durumu söz konusu olabilir. Ama burada düşüşlerin bittiğini söylemek için daha erken, yine baskılanmaya devam ediyor. Yine kripto para yatırımcısı risklerini dağıtarak çeşitli yatırım araçlarına risklerini dağıtması önemli olacaktır.